bir balın önüne bir dava daha getirilmiş. İki çiftçi, Abu ve Rehman komşuymuş. Arazilerinin arasında bir mango ağacı varmış. Ağaç olgun mangolarla doluymuş. Abu geldiğinde Rehman meyve almaya hazırlanıyormuş. Hey, onlara dokunma. Ağaç bana ait. Dokunma ona. Ağaç bana ait. Hayır, ağaç benim. Hayır benim. Hayır benim. Tartışmaya bir son verelim. Bence büyük bir bale gidelim. O en adil kararı verecektir. İkisi de adalet için bir bala gitmişler. İddianızı dinleyelim bayım. Efendim, çiftliğimin ucunda büyük bir mango ağacı var. Ağaç her zaman bana aitti. Rehman kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Efendim, ağaç bana ait. Dikildiği günden beri ağacı ben suluyorum efendim. Ona inanmayın. Yalan söylüyor. Evlerinize gidebilirsiniz. Ama yarın yine burada olun. Çiftçiler gider gitmez, Birbal güvenilir bir uşağını oraya yollamış. Bu akşam oraya git ve ikisine de hırsızların ağaçtaki mangoları çaldığını söyle. Tepkilerini bana söyle, tamam mı? Uşak ilk olarak Abu'ya gitmiş. Efendim. Efendim, mangoları çalıyorlar. Şu anda acil bir işim var. Bu konuyla sonra ilgilenirim. Uşak Rehman'a gitmiş. Efendim. Efendim, mangoları çalıyorlar. Haberi duyar duymaz elinde sopayla ağaca doğru koşmuş. Uşak dönmüş ve her şeyi bir bala anlatmış. Şimdi bir ipucum var. Ertesi gün bir balın mahkemesinde... Ağacın ikinize de ait olmadığı ortada. Lütfen gerçeği söyleyin. Bu ağaç kime ait? Bana ait. Bana ait. Bu konuyu halletmekte zorlandığımdan... mangoların toplanıp ikiye bölünmesini emrediyorum. Ağaç meselesine gelince... kesilecek ve odunlar da eşit olarak paylaştırılacak. Abu mutlu olmuş. Çünkü hem mangoları hem de ağacın yarısını alacakmış. Diğer taraftan Rehman çok üzülmüş. Gerçekten çok adilsiniz efendim. Efendim, 10 yıldır uzun zamandır ağacı suladım ve ilgilendim. Kesilmesine izin veremem. Ağaç Abu'nun olsun. Ve kararımı açıklıyorum. Yasal sahibi Rehman'dır. Abu yalan söylediği için cezalandırılacak. Teşekkür ederim. İmparator Akbar, vezirlerinin hepsine saygı duyan adil bir adammış. Arkadaştan öte gördüğü, birindeki kıvrak zekayı ve doğru muhakeme içgüdülerini takdir ediyormuş. Bununla beraber
Erkanı arasında bir balı kıskanan çok kişi varmış. Bir baldan bir şekilde kurtulmamız gerekiyor. Ondan kurtulmak için birçok defa plan yaptık. Ama başaramadık. Bana birkaç gün verin. Onun sonu olacak bir planla beraber geleceğim. Grup bir gün bir araya gelmiş. Söyle bakalım. Vezir, bize bir planla geleceğini söylemiştin. O plan hazır mı? Evet, bir planım var. Öyleyse bize de anlat. Planın uygulayıcısı olarak Kraliyet Berberi Han'ı kullanacağız. Planımız şöyle. Vezir planını diğerlerinin kulaklarına fısıldamış. Bitti. Bir balın işi bitti. Şşt! Susun, susun! Vezir, Kraliyet Berberini çağırtmış. Sayın Vezirim, niye çağrıldığımı söyler misiniz bana? Han, söylediklerimizi aynen yaparsan sana bir kese altın vereceğiz. Ne yapmamı istiyorsunuz efendim? Sakın korkma, Kraliyet Berberi. Çok basit bir şeyden fazlasını yapman gerekmeyecek. Peki ama o şey nedir? Çok bir şey değil. Buraya gel. Planı berberin kulağına fısıldamış. Oh! Bu basitmiş. Rahatladım. Bu işi oldu bilin efendim. Açgözlü berber, vaat edilen bir kese altın yüzünden neyin doğru neyin yanlış olduğunu unutmuş. Ertesi sabah... Berber elinde imparatorun tıraş takımıyla Akbar'ın odasına günlük tıraşını yapmaya gitmiş. Han, sana ne oldu böyle? Normalde neşeli ve enerjik birisin. Senin derdin ne? Bir şey yok majesteleri. Berber işini bitirdikten sonra Akbar ona sormuş. Bir şey mi söylemek istiyorsun? Evet majesteleri. Söyle bakalım. Majesteleri, sürekli atalarımızı düşünüyorum. Göklerde onlarla ilgilenecek hiç kimse yok efendim. Evet Han, haklısın. İmparatorlukla o kadar meşguldüm ki onu bu hale getirenleri unuttum. Minnettarlığımı göstermek için ne yapabilirim? Majesteleri, erkanınızdan en güvendiğimiz adamı göklere yollasanız olmaz mı? Bu ne harika bir fikir. Neden ben düşünemedim? Ama dur, bu yolculuk nasıl yapılabilir ve bu onurlu görev için kimi seçmeliyim? Akıllı ve güvenilir bir baldan başkası olamaz tabii ki efendim. Akbar bir balı çağırtmış. Majesteleri? Bir bal, sana büyük bir güvenim olduğunu bilirsin. Bu yüzden atalarımıza gidip bir şey lazım mı bakman için seni seçtim. Bu harika bir fikir. Ancak siz böyle bir şey düşünürdünüz. Oh, yanılıyorsun Birbal. Bu berberim Han'ın fikriydi. Birbal hemen kendisinden kurtulmak isteyen biri için çalıştığını anlamış.
onlara bir ders vermeye karar vermiş. Seçildiğim için şeref duydum majesteleri. Aile meselelerimi halletmek için bir ay süre istiyorum. Nasıl istersen Birbal. Bu arada saman balyalarını hazırlamak için benim de zamana ihtiyacım var. Majesteleri, ilk olarak samanların yığılacağı yeri görmek istiyorum. Birbal hemen iki güvenilir işçi çağırmış. Evimin altından samanların yığılacağı yere bir tünel kazın. Ama bunu kimseye söylemeyin. Planlandığı üzere tünel işi 15 gün sonunda tamamlanmış. Yolculuk günü gelmiş. Herkes orada toplanmış. Bir balın etrafını samanlar yığılmış. İşaret verilince samanlar yakılmış. Alevler samanın dış tarafını sarmış. Duman çıkmaya başlamış. Bir bal altta kazılan tünelin ağzından içeri süzülmüş. Bir bal güvenle evine ulaşıp 4 ay boyunca keyfine bakmış. 4 ay sonra uzun sakallı ve örgü saçlı bir adam saraya doğru yaklaşmış. İmparatoru görmek için izin istemiş. Geldiğini duyan imparator izni vermiş. Adam saraya girmiş. Akbar onu görür görmez yüzü aydınlanmış. Oo. Gelenin bir baldan başkası olmadığını derhal anlamış. Hey arkadaşım, söyle bana, nasılsın? Neden bu kadar geciktin ve yukarıdaki atalarımız nasıllar? Majesteleri, ben iyiyim. Saygıdeğer atalarınız mutlu ve lüks içinde yaşıyor. Hiçbir eksikleri yok ama küçük bir sıkıntı var. Acaba neymiş o? Acilen bir berbere ihtiyaçları var. Bakın, 4 ayda saçım ne kadar uzadı. Uzun saçlar ve tıraşsız yüzlerle çok zorluk çekiyorlar efendim. Ama bu çok kötü bir durum. Kesinlikle öyle. Gökyüzüne yolculuğun canlı kanıtı olduğuma göre berber hanı da oraya gönderelim. Hiç gecikmeden ayarlamaları hemen yapın. Bunu duyan berber çok korkmuş. Beni bağışlayın majesteleri. Ben bunu bir kese altın için yaptım. Bu fikri bana verenler vezirlerinizdi efendim. Gerçeği öğrenen Akbar, 3 veziri cezalandırmış.